Merhaba arkadaşlar. bu videoda sizlerle birlikte proje portfolyo matrisine bakmak istiyorum. Bu proje portfolyo matrisine inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle hem öğretmen olduğunuzu, hem müzisyen olduğunuzu aynı zamanda web tasarım işleri yaptığınızı düşünelim. Ya bu değişkenler daha da çoğu olabilir. Ama bu değişkenler içerisinde yani birden çok proje ile aynı anda ilgilenmek zorundasınız arkadaşlar. Örneğin bir web sitesi tasarlama bir müzik yapma ve aynı zamanda öğretmenlik yapma. Ve bu projeleri de ben bunlar arasında nasıl bir denge kurabilirim diye bu proje portfolyo matrisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak bir tane burada proje portfolyo matrisimiz var. Burada maliyet parametresi ve zaman bakımından inceliyoruz. Bu parametreler size göre değişebilir arkadaşlar. Burası zaman değil, öğrenilen şey olabilir. Maliyet değil, farklı bir şey olabilir. Amaç olabilir, hedef olabilir. Şimdi biz bu iki ma maliyet ve zaman e açısından bakalım. Şimdi öncelikle maliyet derken sadece parasal anlamda düşünmeyin. E stres, enerji ve diğer birçok değişken de olabilir arkadaşlar. E burada bütçe içerisinde, bütçenin altında... Bütçenin üzerinde, üzerinde geç, planlanan erken. Örneğin ee, düğün. Düğünümün bütçenin üzerinde olduğunu görüyorum. Planlanana da yakın bir yerde olduğunu görüyorum. Ya da boşanma çok erken ve bütçe üzerinde. Yani ee, bu şekilde projelerimizi kendimize göre... Bu matris üzerinde koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunun bu matrisin yorumlanması var. Onu da bir sonraki slaytımızda gösterelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi daha önceden bu parametreleri değiştirebiliriz. Buradaki örneğimizde de e, amaçlanan şeyler başarı yani hedefler, başarılmış hedefler, objectives achieved. Yani, Burada da öğrenilen miktar. Yani ben bu projelerden ne kadar öğreniyorum. Örneğin bir dans kursu. Benim ilerideki hedeflerim arasında dansla ilgili herhangi bir şey yapmak yok. Ama ben bu dans kursundan çok şey öğreniyorum. Bunun yorumu nedir? Öncelikle bakalım arkadaşlar. Reject project Projects and Learn From Them. Yani proje reddet if there is nothing you can learn from them yani onlardan öğrenebileceğin hiçbir şey olmayan projeleri reddet diyor arkadaşlar. Hem ve aynı zamanda and if they don't correspond to your overriding objective. Yani aynı zamanda e, sizin hedefinize e, ulaşmanıza yardımcı olmayan ve hiçbir şey öğrenmediğiniz yani burada sınıflandırdığınız her, her türlü projeyi reddedin diyor bu matrisin yorumlamasında. Yani buraya koyacağınız şey değişkenlik gösterebilir. 2'ye bakalım. Projects that you can learn from. projeden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. But don't correspond to your vision are interesting. Şimdi bu projeden bir şeyler öğreniyorsunuz ama bu proje sizin ilerideki vizyonunuza, amacınıza hizmet etmiyor ama o ilginç. Yani bunlar güzel, enteresan. But sizin will not help you achieve your objective. Yani sizin e, amacınıza ulaşmanıza yardımcı olmayacak. O yüzden bu projenizi try to change the project so that it serves your objectives. Yani e, bu projeyi değiştirmeye çalışın, e, amacınıza hizmet eden bir başka projeyi değiştirmeye çalışın diyor. Üçüncü yorumlama şeklindeyse arkadaşlar, if a project corresponds to your vision But you are not learning new. Yani şurada olan bir örnekten bahsediyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu proje sizin amaçlarınıza hizmet ediyor. Ama bu proje pek de bir şey öğrenemiyorsunuz. Yani örneğin bu bir iş olabilir. Yani herhangi başka bir web atıyorum web sitesi tasarımı olabilir. Siz biliyorsunuz zaten çok da bir şey öğrenmiyorsunuz. Ama amacınıza hizmet ediyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Look for somebody else to do it for you. Yani başka biri için bunu sizin için yapması için başka birini e, bulmaya çalışın. Yani bir nevi delege etmeye çalışmak. Daha önce de bunu şeyde gördük. Eisenhower matrisinde. Dördüncüye bakacak olursak. If you are learning something and achieving your vision. E, hem bir şeyler öğreniyorsunuz. Hem de amacınıza ulaşmaya hem bir şeyler öğreniyorsunuz hem de amacınıza ulaşmaya yardımcı oluyor. Yani ben Read Economics burada örnek veriyorum. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Ee, bu şeyler öğreniyorsunuz hem de bir ekonomist olmak istiyorsunuz bir öğrenci için hem e, amacınıza hizmet ediyorsunuz hem de yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. O zaman you have the you have hit the jackpot. Yani büyük büyük bir kazanç elde ettiniz arkadaşlar. Bunların yorumlaması bu şekilde bu matris de size stratejik düşünce modellerinden birisiydi yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.